Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. E, üzerine konuşacağız arkadaşlar. Fiyatlarını ve ilerleyen vakitlerde olabilecek durumları şöyle genel anlamda bir değerlendireceğiz. Lunge'da ne var ne yok, beklentiler ne olacaktır e, vesaire diye bu olayın üzerinde duracağız haberi geniş geniş incelemeyeceğiz fakat e, üzerindeki gelen bu genel konu başlıklarıyla alakalı da konuşmayı sürdüreceğiz. E, şimdi şunu söyleyebilirim. En son biliyorsunuz enflasyon verisi açıklandı vesaire vesaire derken piyasada olumlu bir seyir devam etti. Birincisi son e, sürekli açıkladığımız bu 12 pozisyonlarındaki desteği Zaten nokta atışı bir çalışma olduğunu görebiliyoruz. O yüzden her zaman tekrar ediyorum. 12 pozisyonlarındaki bu düşüşler arkadaşlar nokta atışı alım için iyi bir fırsattır ve gerçekten değerlendirilebilir fiyatlar olduğunu tekrar belirtmek istiyorum ki olası bir düşüş doğrultusunda yeniden buralara yatırımcı ne yapabilir? Bu pozisyonları kademeli alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Şimdi zaten Bitcoin'in son yükselişinden sonra öyle piyasa içerisindeki altcoin'lere aman aman bir akış sağlanmadı. Bunun sağlanabilmesi için daha bir iki günlük daha zaman dilimi olduğunu düşünüyorum. Piyasada açılım var ve anlık olarak beklediğimiz güven ortamı oluştu. Şu an Bitcoin'deki ana beklentimiz arkadaşlar 34,5 binlere kadar ilerleyen günlerde devam edebilecek bir yükseliş olduğu için LUNCH tarafının da buna riayet etmesi ve düzgün bir şekilde ilerleyişini sürdürmesini bekliyoruz. Ancak bu noktada LUNCH'un hacimlenmesinin hiç fena olmaması diğer altcoin'lere göre e, iyi. Şunu e, bilmek gerekiyor. İlk harekette biraz rötarlı kalabilir çünkü hareketli ortalamalar çok yoğun. Bakın fark ettiyseniz arkadaşlar zaten bir e, dead cross etkisi halinde hafif saatlikteki ve 4 saatlikteki hareketli ortalamalar çok yoğun. O yüzden loncudaki asıl açılım diğer altcoin'ler ilerlerken biraz daha yavaş olabilir. Fiyatları biraz daha 12 4'leri, 5'leri kırmada ilk etapta fiyatlandırmada zorlanabilir. Ama 12 5'leri daha doğrusu hatta nokta atışı söyleyeyim 12 6'ları destek aldıktan sonra ve üzerinde Özellikle 4 saatlikteki mum kapanışlarını tespit ettikten sonra BTC'deki hareketlerle de birlikte rutin bir 13.5 hareketi denemesi gerçekleşecektir. E, 13.5'larda yine rötarlı kalabilir arkadaşlar. Bunun sebebi de e, günlükteki MA50'nin yine pozisyonları olacaktır. Bunu ilk seferde bir e, yataya çalabilmesi için işin güzeli. Son anlarda biraz daha e, hafif kalmış görünüyor. Bu tabii ki Hareketle birlikte ortalama 13 üçlere o vakitler tekabül edebilir. Biraz daha yataya çalması için burada lunç belki birkaç gün gibi bir e, oyalanma yaşayabilir onu söyleyeyim. Devamında 13.5'ların kırılımı halinde artık e, geçmişte de olduğu gibi 16'lara doğru bir e, yükseliş yolculuğu devam edeceğini e, kanaatindeyim. 16'lara kadar öyle durum çok şey değil. Bakın önceden de... Biliyorsunuz benzer durumlar yaşandı tıpkı şurada olduğu gibi arkadaşlar. Aynı senaryo değil fakat e, benzer bir senaryoyu beklediğimi belirtmek isterim. E, 16'lardan sonra nitekim ki o zamanları konuşmak için daha var ama önünde bir 18 direnci olacaktır. bu günlükteki MA200'den geçiyor. O yüzden haftalar içerisinde 16 alındıktan sonra 16 18'de yine bir e, bir süre sekme hareketi yapabilir. 18'ler alınıp bir golden cross oluşumu gelirse arkadaşlar, lunch tarihinde bir e, ilk göreceğiz diyebiliriz. Beraberinde güçlü yükselişler karşımıza çıkabilme ihtimali bir o kadar fazla olacaktır. Genel senaryo böyle. Artık ben orta vadede de dediğim gibi lunch'dan bir açılım bekliyorum. Ha tabii burada yükseliş ne kadar hızlı olacak, dirençleri e, ne kadar kolay kırabilir gibi soruların cevabı biraz da ekibe kalmış ve e, piyasanın genel şartlarına kalmış bir durum. Genel şartlar e, ve içsel bakımdan lunç şu an pozitif göstergeler içinde. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani ekibin verebileceği yeni haberler, yeni gelişmeler anlatabiliyor muyum? E, bir daha teraport ya da zaradar tarzında fiyaskoların yaşanmaması da gerekiyor ki biz bunları tespit edebilelim, biz bunları görebilelim. E, haricinde yükselişlerden bahsediyor, İşte luncun hedefi vesaire, e, açıkladığımız bir noktada oldu. Haricinde e, TGF'den bakın, e, ya şöyle şeyler oldu maalesef son zamanlarda. Hem bu TGF'in vakası anlatabiliyor muyum? Aynı zamanda Zaradarın ayrılışı da biraz hazin oldu. Zaradarın ayrılması değil, ayrılışı diyorum. Yani nasıl ayrıldığı burada önemli olan e, mesele olacaktır arkadaşlar. Adam bir bomba bıraktı arkasında resmen. Q2'yi bıraktı gitti. E, yatırımcı çok büyük bir ne yaptı? E, burada yatırımcının antipatisini topladı arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sıkıntılı bir süreç izlendi. Tabi yıl sonu 3.05 fiyat tahmini var burada. Yine farklı taraflar üzerinden biliyorsunuz. 2.012 2.012 dolar gibi fiyat tahminleri de var. Bakınız price predictions'ın arkadaşlar yıl sonu için. Şimdi bunların ikisi de makuldür. Örneğin herhangi bir şekilde katalizör sürmezse ekip 3.05'ler bence yıl sonundaki e, maksimum fiyatlar konusunda 3.05 dolarlar lunjda beklenen olacaktır arkadaşlar. E, bir diğeri 3.012'ler mümkün mü? Tabi arasında aşağı yukarı 2.2 katlık bir fark olmasına rağmen o da mümkün. Burada dediğim gibi işin içerisine spekülasyon devreye giriyor arkadaşlar. Tamamen spekülasyon devreye giriyor. Ekip haber verebilirse, yeni yakım önerileri oluşturabilirse, yatırımcıyı gerçekten tatmin edebilecek şekilde düzgün yakım önerileri ve iyi haberler oluşturabilirse ki <laughs> bunun için asıl önemli olan yine Nisan ayında gelmesini beklediğimiz ne olacaktır? İki parti Rexiz'in 1 dolarlık USDC'ye sabitleme yakım önerisi olacaktır. Tabii ki Nisanın hangi günü gelir e, ya da kesinlikle Nisanda mı gelir? Bunu şu an bilmiyoruz. Fakat ikinci çeyreğin e, başında demişlerdi. Dolayısıyla e, Nisan ayında hatta şu zamanlarda mantıken önümüzdeki günlerde vesaire gelmesi gerekecektir arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu ekibe kalmış. Yani şimdi adamlar tam bir şey de söylemedi. Tam şu tarihte getireceğiz de demediler. Kaldı ki tek parti bir e, Teklif de yeterli olmayacaktır. Devamındaki yükselişte hem Bitcoin'in desteklemesi lazım gibi olacaktır ama bu da yeterli değil. Üzerine yeni haberler ve devam eden güçlü haberlerle bunu desteklemeliler. Bakınız Binance tarafından gelecek bu 5 milyon dolarlık fonun onaylanması gibi durumlarda aynı şekilde katalizör oluşturabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese hoşça kalın